Özellikle pandemi dönemiyle başlayan, sonrasında Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji krizi ve de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Bodrum bölgesinin konutlara çok ciddi talepler gelmeye başladı. Şimdi de ülkemizde yaşanan Aslin felaketi ve de olası bir İstanbul depremi söz konusu olması sebebiyle bu talep daha da artmış durumda. Tabii bu gelen taleplerin başında vatandaşlarımızın burada uzun dönem bir yaşam sağlamak şartıyla geldikleri için burada yıllık kiralama gündeme geliyor. Fakat bölgemizde şu an yıllık kiralama yapacak kadar yeterli konut sayısına sahip değiliz. Yıllık kiralamalarda bir önceki yılda yapılan kontratın yenilenmesi durumunda 1 Temmuz 2023 tarihine kadar olan dönemde %25 azami artış oranı olmasından ötürü de mal sahipleriyle kiracılar arasında ciddi sorunlar yaşanmakta. Mal sahipleri kiracıların evlerini boşaltmalarını ve bu sayede de sezonu kiraya vermek istedikleri düşüncelerini öne sürüyorlar. Yıllık kiralamalarda fiyatlara geldiğimiz zaman da bölgede 2+1 dairenin, bir ailenin oturabileceği 2+1 dairenin aylık kira fiyatının 10.000 TL'den başlayarak 20-25.000 TL'ye kadar uzandığına şahit olmaktayız. Mal sahiplerinin yıllık kiralıklarda yaşamış oldukları, kiracılar yaşamış oldukları sorunlar karşısında sezonu kiraya, konutlarını sezonu kiraya vermek istemedikleri haklı olarak öne sürüyorlar. Ancak bu haklılık ve geçerlilik bizler için aynı durumu teşkil etmemekte. Çünkü her mal sahibi konutunu istediği şekilde günübirlik ya da sezonu kiraya verememekte. Bunun bazı yasal zorunlulukları bulunmakta. 678 sayılı kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanımız tarafından vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması amacıyla konutların günübirlik ya da sezonu kiraya verilmesinin önü açıldı. Ancak bir takım yasal zorunluluklar dahilinde. Nedir bunlar? Mal sahiplerinin vergi dairesine vergi kaydı oluşturması, oda kaydı yaptırması, belediyeden günübirlik ya da sezon kiraya verilmek için konutlarına ruhsat almaları gerekliliği ve de kimlik bildirim sistemine 1774 sayılı kanun gereği kimlik bildirim sistemlerine üye olmaları, kimlere kiralama yaptılarsa kimlik bildirim sistemine işletmeleri ve bunun da Emniyet Müdürlüğü tarafından, güvenlik güçleri tarafından bölgede kontrolün sağlanmasını sağlamak zorundalar. Sezonlu kiralamalarda fiyatlara geldiğimiz zaman da sezonda dairelerin aylık 50.000 TL'den başlayarak 750.000 TL'ye kadar uzandığını, villalarda ise 150.000 TL'den başlayarak 5 milyon, 6 milyon, 7 milyonlara varan rakamlara kadar ilan listelerinde görmemiz mümkün. Ancak tabii burada vatandaşımızın bilmesi gereken bir husus var. Burada bu rakamlar nasıl belirleniyor? Belirlenirken hangi şartları göz önünde bulundurmak gerekir? Ya da bu rakamlar ne kadar gerçekçi konusunda? Biz Bodrum Emlak Müşavirliği Derneği olarak vatandaşlarımızı her zaman bilgilendiriyoruz. Bu arada bunu tekrar yenilemek isterim. Burada en önemli husus kira çarpanı denen olaydır. Nedir bu kira çarpanı dediğimiz olay? Kira çarpanı dediğimiz olay mevcut sahibi olduğumuz konutun ya da yeni satın almak istediğimiz bir konutun kiraya vermemiz suretiyle elde ettiğimiz kira getirisiyle bize olan geri dönüşüm sürecidir. Yani amortisman süreci diyebiliriz. Bu ülkemizde uygulanan kira çarpanı oranı aralığı genellikle 200 ile 300 ay aralığındadır. Dolayısıyla bugün 5 milyon TL bir bütçe ile Bodrum bölgesinde bir konut satın almak isteyen bir vatandaşımız bunu eğer konut satın aldığı takdirde 200'e böldüğümüzde 25.000 TL, 300'e böldüğümüzde 16.000, 17.000 gibi bir rakam çıkmakta karşımıza. 16-17.000 TL'ye ile 25.000 TL arasında kiraya verebiliyorsa uygun bir yatırım yaptığını söylememiz burada mümkün. Evin niteliklerine göre sınanan bir niteliklere sahipse 16-17.000 lira bandında, eğer biraz daha üstün niteliklere sahipse emsallerine göre dolayısıyla 22-23-24.000 TL bandında da aylık olarak kiraya vermesi mümkün. Kiralamak talebinde bulunan vatandaşlarımızın da bu kira çarpanını göz önünde bulundurarak bu tip fiyatları ne kadar kendileri için talepkar olabileceklerini ve tercihlerinde ne kadar etkili olabileceğini mutlaka kendileri açılarından değerlendirmeleri gerekmektedir. Sezonlu kiralamalarda görmüş olduğumuz rakamlar aslında bir fiyat artışını işaret etmemekte veya bir yıl öncesine göre yüzde şu anlamında bir ifadeyi teşkil etmemekte. Bu tamamen çok lüks olan elit yapıların satış fiyatlarının çok yüksek olması sebebiyle satılamamasından dolayı satış sürecini boş geçirmemek amaçlı mal sahiplerinin yapılarını, konutlarını, villalarını tamamen değerlendirmek amaçlı sezonu kiraya verme talebinden kaynaklanmakta. Dolayısıyla sisteme, sezonu kiralık sistemine daha birçok elit olan, nitelikli olan yapıların dahil olduğunu ve de olacağını görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Tabii talep her yıl olduğu gibi bu yılda artış içerisinde. Sezon Bodrum bölgesinde
tamamen full geçeceğine ben inanıyorum. Yine alt ve üst yapı sorunlarına denk geleceğimizi de düşünüyorum, tahmin ediyorum.